Neyse Mani Atölyesi'nden herkese kucak dolusu selamlar. Değerli arkadaşlarım, bu dersimizde nota değerlerinin ikinci videosunu bitirdim. Üçüncü videosu olarak bunu paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar, burada önemli olan husus nedir? Bu notayı gördüğünüzde bir vuruş olduğunu bileceksiniz. Bu iki tane notayı gördüğünüzde, birbirine bağlandığını gördüğünüzde bunun bir vuruş içinde iki farklı nota olduğunu göreceksiniz. Aynı da olabilir. Yani re, do, re. Yani bir vuruşta nasıl okuyabiliriz? Re, do, re. Bakın arkadaşlar. Buradan bakın. Re, do, re, mi, fa, mi, re, do. Bu ne? Bir vuruşun içinde dört tane notayı bir vuruşun içine sığdırdım. Yani bu da nasıl? Fa, mi, re, do arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sonrasında bunu yazın arkadaşlar. Silsiliyorum. Belki kafanızın karışabileceği bir husus var. Onu da ondan bahsediyorum. Arkadaşlar, bunu nasıl okuyorduk? Şöyle temize çekiyorum. Şimdi bunun açıklaması, yine tekrar gösteriyorum. Bir vuruş. Aşağı indim. Buna fa demişiz. Yukarı çıktık. Buraya kadar fa. Burası da mi. Yani arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Bunu çıkartıyorum. Bunun özü budur. Bunun da özü budur. Şimdi ben nasıl okuyorum burada? Fa. Bakın arkadaşlar. Bu sekizlik nota. Pardon. Yarım nota diyorum. Kafanız karışmasın. Yarım. Yarım olduğunda nereye kadardı? Buraya kadardı. Ben bunun önüne bir nokta koyduğumda ne olacak bu? Yarısı kadar, diğerin yarısı kadar uzayacak. Yani fa mi. Yani bakın fa ha mi. Bir vuruşun içinde böyle okuyacaksınız. Eğer anlamadıysanız diğer bir önceki videoya bakarsanız sevinirim. Yani bunu nasıl okuyacağız? Fa mi. Fa mi arkadaşlar. Yine burada bir nota var. Bu sizin kafanızı belki biraz karıştırabilir. Bu fa mi re. Yani buraya temize çekiyorum. Fa mi re. Arkadaşlar bunu nasıl yapıyorduk? Bakın burada bir tane yarım vuruş var. Yarım vuruşu aldım. Bu fa. İki tane de iki tane çeyrek vuruş var. Çeyrek çeyrek yarım eder. Yani mi re. Fa mi re. Nasıl yapacağız bunu? Nasıl okuyacağız? Fa mi re. Fa mi re. Fa, mi, re. Tekrar söylüyorum. Anlamadıysanız bir önceki videoma bakın arkadaşlar. Onu da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bir de şu nota var. Bunun tam tersi, tam zıttı olabileceği. Bunu da gösterdim. Burada nasıl okuyoruz bunu? Neymiş o? Do, si, la. Do, si, la. Bunu da şu şekilde. Çeyrek, çeyrek, do, si. Yukarı çıktık tamamen la. Bu aşağı indik. Yani do, si, la. Do, si, la.
Şimdi bunu bütün olarak okursak nasıl okuyacağız? Fa-mi, fa-mi-re, fa-mi, fa-mi-re, pardon. Fa-mi, fa-mi-re, fa-mi, fa-mi-re, do-si-la, la. Egzersizlerimiz bunlar. Fa-mi, fa-mi-re, do-si-la, la. Fa-mi, fa-mi-re, do-si-la, la. Fa-mi, fa-mi-re, do-si-la, la. Bunlar arkadaşlar, çalışın. Bu son videom olacak. Ondan sonra yine etütler yapabilirim. İsteğe bağlı. Değerli arkadaşlarım, ne Sema ne Atölyesi'nden herkese kucak dolusu selamlar. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Öğrenmek ancak tekrardan geçer. Bol bol tekrar ediniz. Anlamadığınız bir husus olduğunda aşağıda açıklamalar kısmına yazabilirsiniz. Kusuruma bakmayın. Bugün biraz yorgunum. İnşallah sizlere verimli olmuşumdur. Neyse, Mani Atölyesi'nden herkese sevgiler, saygılar.